Öncelikle İzlanda hakkında hocamızın düşüncelerini öğrenmek istiyorum. Un'ottima opinione, è una squadra molto compatta, una squadra che gioca con un'organizzazione sia offensiva ma soprattutto difensiva. Guardare le partite ho avuto la sensazione che l'allenatore potesse avere principi di gioco molto vicini all'allenatore, agli allenatori italiani, quindi ho grande rispetto, una squadra ha avuto grandi risultati anche se non ha partecipato all'Europeo, vincendo a Wembley e su un campo e su una finalista dell'ultimo Europeo, quindi è una squadra sicuramente molto pericolosa. Çok iyi ve kompakt bir takım olduklarını düşünüyorum. Açıkçası hem ofansif hem defansif anlamda organizasyonları mevcut. Maçlarını seyrettiğimizde de hocalarının prensipleri İtalyan hocalarına yatkın olduğunu gördüm. Hani baktığınızda en son Avrupa Şampiyonası'ndaki finalistlerden İngiltere'yi yendiler. O yüzden genel olarak saygı duyduğumuz bir rakip ve compact oynayan ve iyi bir rakip olduğunu biliyoruz, farkındayız. Poi per storicamente anche per noi è un'avversaria difficilissima perché negli ultimi 13 incontri ne abbiamo vinte solo due volte e abbiamo perso 8 volte, quindi è una squadra estremamente ostica per noi. L'ultima vittoria risale a 9 anni fa contro l'Islanda. Yani şunu söylemek lazım, tarihsel olarak baktığımızda da çok zorlu bir rakip olduğunu görüyoruz. Son 13 karşılaşmada sadece 2 kere galip gelebildik ve son galibiyeti de 9 sene önce aldığımız bir rakip. Hoca ve oyuncuya bunu sormak istiyorum. Özellikle İzlanda'da herhangi bir özel önlem alacağınız bir oyuncu var mı? Quello che ho visto che è una squadra, no? Non ci sono grandissime individualità, anche se ci sono alcuni calciatori che visivamente sembra che abbiano qualcosa in più, però io rispetto di tutta la squadra evito di fare nomi, insomma. Yani şunu söylemek lazım aslında. Sadece takım gibi oynayabilen bir takım olduğunu görüyoruz ve hani bazı bireyseller belki önde gelse dahi çok fazla da göze batan bireyseller yok. O yüzden hani takım oyununa yatkın bir takım olduğunu söyleyebilirim. O yüzden isim vermeyeceğim. Şu futbolcu, o futbolcu diye. Ben de hocamızın söylediklerine katılıyorum. Bundan önceki maçlara baktığımızda, elde ettikleri galibiyetlere baktığımızda iyi bir takım oyunu ortaya koyarak bunları elde ettiler. Bizim de yapmamız gereken bu takım oyununa karşı kendi planımızı hazırlamak. O yüzden ben de hocamızın söylediklerine katılıyorum. Karadağ maçında goller kornerlerden sonra geldi. Bununla ilgili bir önlem aldınız mı? Sorun hocaya. Sì, sono stati sempre pericolosi tutti piazzati, anche con le rimesse laterali molto lunghe. Ormai è una costante, ci capitano spesso, no? Questi tipi di avversari, quindi sappiamo che è un punto di forza dell'Islanda e noi ci prepareremo per contrastarli in questo senso. Evet, duran toplarda ve taç atışlarında dahil tehlikeliler. O yüzden ona göre hazırlanmamız gerektiğini de biliyoruz. Çünkü baktığınızda son dönemlerde hemen hemen her rakip bu tarz duran top organizasyonlarında çok fazlasıyla çalışıyor ve hazırlıklı olmaya çalışıyor. Biz de ona göre hazırlığımızı yapacağız. Yani, tabii ki amacımız, hedefimiz o yönde. Dediğiniz gibi evde oynadığımız, ülkemizde oynadığımız maçlar her zaman özel oluyor bizim için. Hem bizim takım için hem de ülkemiz için. Umarım taraftarlarımızı mutlu edeceğiz. Tek hedefimiz bu. Dediğiniz gibi ilk maçta bir beraberlik, bir kırmızı kart. Ama bu maç şimdi geride kaldı ve elimizde bir fırsat var. O yüzden bu güzel şehirde kendi taraftarımızın önünde inşallah gerekeni yapıp 3 puanı alacağız. Ya tabii kendi bireysel olarak hislerim belki biraz daha farklıdır. Çünkü doğup büyüdüğüm yer burası, benim şehrim. Tabii ki bu tarz maçlar kendi şehrinde olduğu zaman insana özel hissettiriyor. Daha da ev sahibi hissettiriyor ama ülkemizin neresine gidersek gidelim, biz bu duyguları her zaman en güzel şekilde sağ olsunlar bize yaşatıyorlar. Takım açısından da bunun oyuncuların hissedeceklerinden eminim. Tabii ki benim açımdan belki biraz daha özel bir maç. Tabii farklı bir jenerasyon.
Çok kaliteli bir jenerasyonumuz var oyuncu grubu olarak. Keza hocamız da öyle. Ortamın daha pozitif olduğunu söyleyebilirim. Daha organizeyiz, daha güzel bir turnuvanın ardından özellikle bu duyguların daha da pekiştiği bir ortam yaşıyoruz. Tabii ki zaman zaman inişler çıkışlar olacaktır. Bunu her takım, her ülke yaşıyor. Önemli olan burada oyuncuların kapasitesi ve niyetleri. Sizin de gördüğünüz gibi takım içindeki arkadaşlık, bütünlük sağ içinde, sağ dışında, dışarıya da yansıyordur. O yüzden tabii ki bu grubun bir parçası olmaktan her oyuncu gibi ben de çok mutluyum. Yani açıkçası son zamanlarda bunun çok dile geldiğini görüyoruz. Biz de yani maç programının yoğun olduğu aşikar gerçekten. Sadece bizim için değil, dünyada bütün herkes için böyle. Tabii ki bunun karar vericileri biz değiliz ama futbolcu olarak tabii ki baktığınız zaman bizim takımımızda da yani tatil süresi olarak baktığınızda senede gerçekten çok az tatiller oluyor. Özellikle böyle belki de geçen maçta büyük bir turnuvanın ardından geçirmiş olduğumuz süre ardından başarılı veya başarısız bu değiştirmez ama bir mental olarak bir zorlanma illaki olacaktır. O yüzden bu yoğun maç programı illaki mental olarak oyuncuları zorluyordur ama dediğim gibi karar vericiler biz değiliz ve şu anki şartlara uyum sağlamak zorundayız. Bundan şikayet edecek de durumumuz tabii ki yok. O yüzden çıktığımız her maçta takım olarak elimizden gelen en iyisini yapmak zorundayız. Abbiamo già parlato l'altro giorno, no? La fisiologia dice che dopo 50-60 partite il corpo umano necessita di almeno 3 settimane di vacanza e poi iniziare gli allenamenti 30-40 giorni prima della prima partita ufficiale per avere una gradualità. Questo chi riesce a farlo ne trae giù i benefici. Abbiamo visto i calciatori l'altro giorno del Galles, probabilmente anche gli islandesi sarà così, però questo è un dato di fatto. Secondo me sarebbe opportuno, prima di fare delle valutazioni di qualsiasi tipo, partire da questa verità. Poi da lì non ci sono scusanti, noi giocheremo e prepareremo la partita per vincerla, abbiamo la voglia di vincerla, abbiamo la serietà per vincerla, serietà intendo anche dei calciatori che sono quelli più attaccati alla maglia di tutti quanti, però è un dato oggettivo questo, ecco. Di questo mi piacerebbe che quando si dà un giudizio si parta da questa conoscenza. Şunu söylemek lazım. Yani aslında geçen günlerde de çok fazla konuştuk bu konuyu. Yani bilimin getirdiği bir açıklama var bununla alakalı. 50-60 maç arasında bir sezonda oynayan futbolcular için normalde 3 hafta dinlenme süresi verilmesi gerekiyor tamamıyla toparlamaları için ve yeni sezona girdiklerinde de başlamaları için, tekrardan ritim yakalamak için bir 35-40 güne kadar ihtiyaçları var. Ama biliyorsunuz ki geçen günde böyle bir fark hissedildi Galler maçında. Keza İzlanda'da kesinlikle öyle olacağını düşünüyorum. Hani fiziksel olarak onların biraz daha önde olacağını düşünüyorum. Ama değerlendirme yaparken de özellikle belirli eleştiriler getirirken de bu detayı aslında baz almamız gerekiyor. Özellikle eleştiriler konusunda da hani bu detaydan başlayarak gidersek daha olumlu sonuçlar alabiliriz. Ama tabii ki de şu demek olmuyor ki biz kazanmak istemiyoruz. Biz tamamıyla kazanmaya odaklandık ve ona göre çalışmalarımızı yapıyoruz, hazırlığımızı yapıyoruz. Ki burada sadece ben değil, bütün futbolcularımız da kazanmak istiyor. İsteğimiz ve arzumuz hiçbir zaman eksik olmayacak. Ama dediğim gibi değerlendirme yaparken de bunu baz alarak değerlendirme yaparsak özellikle sezon başlarında çok daha doğru noktalara değinmiş oluruz. Ma riguardo a Barić sicuramente ha fatto un europeo straordinario, infatti anche io stesso ho ricevuto alcune telefonate di collego per avere informazioni di squadre insomma importanti come il Gala che giocano la Champions. Per noi è un giocatore importante, ma non c'è una situazione di gioco e ci organizzeremo in maniera diversa, su questo senso non sono preoccupato. Riguardo Hard, è uscito per un infortunio, ho preso una contusione, ieri non riuscivo ancora a camminare bene, oggi lo valutiamo in campo, di sicuro non riuscirà a allenarsi con la squadra oggi,
vediamo anche le sue sensazioni tra oggi e domani per decidere il suo impiego, se dall'inizio in corsa o nella peggiore delle ipotesi dove non possa essere nemmeno a disposizione. Yani şunu söylemek lazım. Barış aslında muazzam bir turnuva geçirdi. Yani hepimiz şahit olduk gerçekten. Hatta birçok hoca da beni kendisiyle alakalı bilgi almak için aradı büyük takımlardan. Evet, şu anda eksik aramızda değil, diskalifiye olduğu için, ama hazırlıklarımız tamamıyla aynı şekilde devam ediyor. Diğer futbolcularımız da hazır görev almak için. Arda konusuna değinmek gerekirse, maç sonunda bir darbe aldı. Dün de tamamıyla rahat yürüyemiyordu açıkçası. Darbeye bağlı bir problem yaşıyor. Ama bugün mesela takımla antrenman yapmasa dahi değerlendirme süremiz var. Ona göre kendisinden de geri bildirim alarak değerlendirme yaptıktan sonra da baştan mı, sonradan mı ya da en kötü ihtimalde hiç mi olmayacak, onu da değerlendirmiş olacağız. Allora, il destino del CT è questo, no? Non avendo tante partite a disposizione, ogni partita è vista come una finale, giustamente, e l'esito della partita determina il valore di un allenatore. Quindi fin tanto le critiche sono rivolte all'allenatore, le accetto sempre, perché l'allenatore è anche parafulmine dei calciatori. Quando arrivano i calciatori, questo mi dà un po' più fastidio. Io non sono turco, ma sono molto vicino alla mentalità turca per come sono cresciuto, ho imparato a conoscere il paese in 3 anni e capisco e conosco anche l'emotività del turco, che è un po' come noi napoletani. Quello che invece mi dà un po' fastidio è che si cerca, ho la sensazione che talvolta si cerca di dividere quando bisognerebbe unirsi. La partita dell'altro giorno non è stata una grande partita in termini di continuità, così come è stato giusto sottolineare il fatto che nella prima mezz'ora non riuscivamo a fare gioco, ed era una verità, e ce ne assumiamo la responsabilità. Poi abbiamo iniziato a giocare, a prendere le misure, e poi siamo stati in 10 quando la partita stava andando a nostro favore. Però non ho sentito nessuno, neanche oggi, che mi ha fatto una domanda del tipo: non abbiamo fatto una buonissima partita nella parte iniziale, ma però nell'ultima mezz'ora la squadra in 10 ha giocato con organizzazione, ha concesso meno agli avversari e si è visto lo spirito e il cuore turco. Questo non è stato sottolineato e credo che sia ingiusto, perché poi la verità va detta tutto. Quindi mi piacerebbe che ci fosse più unione intorno a noi, perché i ragazzi, per quanto hanno fatto, per quello che stanno facendo, credo che lo meritino. E non bisogna unire, bisogna unire, perché uniti abbiamo dimostrato che possiamo raggiungere qualsiasi obiettivo. Noi dentro siamo molto uniti, sono ragazzi eccezionali, si comportano come una famiglia, però abbiamo bisogno anche dell'unione esterna nella continuità. Yani hocanın kaderi böyledir milli takımlarda. Biliyorsunuz her maç bir finaldir. Sürekli maç oynama fırsatınız olmuyor ve çalışma fırsatınız olmuyor. Ama şunu söylemek lazım. Hocaya eleştiri geldiğinde ben bunu kabul etmekte daha meyilliyim. Çünkü ben hata yapabilirim ve konuşabiliriz. Ama futbolculara eleştiriler yoğun bir şekilde geldiğinde gerçekten anlayamıyorum, anlamdıramıyorum. Belki ben Türk değilim, ama bana inanın, milli duyguları en iyi şekilde yaşıyorum. Burada milli takımda olmaktan ve yetişme tarzımdan dolayı. Çünkü Napoli'nin kültürü gerçekten Türk kültürüne çok benziyor ve kendime aidiyet hissiyle hani burada yaşıyorum bütün bu duyguları. O yüzden şunu da söylemek istiyorum. Yani futbolcularımızı bölmeye çalışmamamız gerekiyor. Yani o birlikteliği bozmamamız gerekiyor. Çünkü sadece bizim içeride yaşadığımız birliktelik değil de dışarıdan da bir birliktelik lazım. Çünkü biliyorsunuz ki birliktelikten güç doğar ve beraber daha iyi işler yaptığımızı hepimiz gördük Avrupa Şampiyonası'nda. Şunu da eklemek istiyorum. Mesela kaç gündür işte açıklamalar yapıyoruz ve sorular geliyor, ama şu soru da gelmedi mesela. Birliktelikten bahsediyoruz ya. Yani evet, ben ilk ne demiştim ilk basın toplantısında maçtan sonra? İlk 30 dakikayı gerçekten
iyi oynayamadığımızı ve sonradan toparladığımızı, bir organizasyonel bir futbol ortaya sergilediğimizi ve rakibe hiçbir şekilde fırsat vermediğimizi alakalı hiçbirisi bu soruyu sormadı bana. Ama bunu da altını çizmemiz lazım çünkü 10 kişi kaldığımızda da gerçekten bizim futbolcular organizasyonel anlamda başarılı işler yaptılar ve rakibe hiçbir şekilde fırsat vermediler. Ve tekrar altını çizmek istiyorum. Birliktelik lazım. Yani çünkü bunu futbolcularımız gerçekten hak ediyor. Gösterdikleri performans destekleriyle ve arzularıyla bunu kesin kes sağlamamız gerekiyor. Sadece bizim içerideki birlikteliğimiz, aile ortamımız değil de dışarıdan gelen bir birliktelik de lazım. Çünkü tekrar ediyorum, birlikten her zaman güç doğar ve daha güçlü oluruz. Ovviamente non mi riferisco esclusivamente ai presenti, no? Non mi riferisco ai presenti ovviamente, ma sono abbastanza adulto per capire che a volte ci possono essere forze esterne che hanno interesse a creare negatività intorno alla nostra squadra. Tabii ki de sadece burada olan kişilere seslenmiyorum. Yani sizin dışında dışarıdan yorum yapan insanlara da sesleniyorum. Çünkü gerçekten bizim iyiliğimizi istiyorsanız, başarılı olmamızı istiyorsanız her yerden birlikte olmamız gerekiyor. No, intanto siamo felicissimi di essere qui, l'abbiamo scelto perché appunto è un giorno particolare per Izmir, è un giorno particolare, speciale per l'intero paese, quindi noi domani vogliamo festeggiare questo giorno, questa ricorrenza speciale con una vittoria e sono certo che il pubblico domani sarà totalmente dalla nostra parte e ci darà un grosso supporto di cui veramente abbiamo bisogno. Yani şunu söylemek lazım. Çok mutluyuz burada olduğumuz için ve bilerek de burayı seçtik. Çünkü yarın sadece İzmir için değil, Türkiye için de genel olarak çok önemli bir gün. Tarihsel bir gün. O yüzden yarın da bu tarihi günde güzel bir galibiyetle kutlamaları en iyi şekilde biz de katkıda bulunmak istiyoruz açıkçası. No, mi stimola tantissimo. Noi in tutto l'ultimo anno abbiamo sfatato tantissimi tabù, no? Tante prime volte, questa non sarebbe una prima volta, ma il fatto che non vinciamo da così tanti anni contro l'Islanda, in 13 partite abbiamo vinto così poco, insomma solo 2-3 volte credo, è una cosa che mi stimola molto e mi dà più motivazioni. Yani aslında tam tersi, daha çok motive oluyorum çünkü son senemize baktığınızda birçok ilke imza attık. O yüzden hani böyle düşünmeleri de tam tersi bana motivasyon veriyor ve evet, tarihsel sonuçlara baktığımızda 2 ya da 3 kere galip geldik son 13 maçta. O yüzden yarın da güzel bir gün olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sì. Sì, noi ci siamo anche noi alla fine abbiamo sempre avuto riferimento del parlare nel passato, come ho detto forse l'altra volta, nel calcio il passato non esiste, esiste il presente, esiste il futuro, quindi bisogna guardare il futuro. Abbiamo nella prima conferenza ho detto che adesso inizia un altro percorso, un nuovo percorso che ci deve portare ad andare in National League One. Un anno fa eravamo in terza, no? Prima di me si siamo riusciti ad andare in seconda. E poi per preparare il mondiale. Le difficoltà delle partite sono sempre notevoli, sono alte, ci sono ormai partite facili e quindi domani sarà una di queste. Bisogna concentrare tutte le energie, le risorse e i pensieri al futuro e non al passato. Yani şöyle dönmek lazım. Evet, biz de aslında böyle üstünde durduk o maçın. Bütün çalışmalarımızda da. Ama geçmişte kaldı. Geçen günde benim söylediğim gibi hani artık o sayfayı kapatmanın zamanı geldi. Çünkü artık yeni bir maceraya başladık ve biliyorsunuz ki hedefimiz A grubuna gitmek. Ben milli takım hocası olmadan önce C grubundaydı. Sonra benden önce B grubuna çıkabildiler. O yüzden bizim ilk hedefimiz, önceliğimiz A grubuna çıkabilmek. Ama biliyorsunuz ki böyle hazırlanacağız en iyi şekilde ve tabii ki de ne gerekiyorsa bütün duygularımızı, çalışmalarımızı buna göre şekillendirerek hedefimize yürümek istiyoruz. Başka soru var mı acaba? Çok teşekkür ediyoruz. Finito. Teşekkürler. Teşekkürler. Başarılar diliyoruz.
iyi oynamaya çalışacağız. Tamam.